Herkeslere merhaba. Zor günler yaşadığımız bu süreçte sanata ve sanatçıya katkısını hiçbir zaman esirgemeyen Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde hazırladığımız kadın ve mizah konulu sohbetimizin bugünkü konuğu dünya çapında bir isim. Tiyatro, sinema ve televizyon dizileri alanında da oldukça başarılı olan, unutulmaz birçok karaktere can vermiş olan, güler yüzlü, iyi kalpli, dünya tatlısı bir insan olan Füsun Demirel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Cem. Yani havalara uçtum şu anda. Yani dünya çapında çok iyi geldi. Sizin varlığınız bize çok iyi geliyor. Bunu samimiyetimize dayanarak söylemiyorum ama burada oturmak, sizinle sohbet edebilmek, bu konular hakkında fikrinize ve tecrübenize başvurabilmek benim için çok önemli. Umarım izleyicilerimiz de bu sohbetten faydalanırlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Füsun abla diyeceğim size sohbetim boyunca. Tabii ki. Konumuz kadın ve mizah. Her iki konuda da en önde gelen isimlerden birisiniz bence. Hem dünya çapında bunu altını çizerek vurguluyorum hem de Türkiye'de böyle. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben mizahta cinsiyet ayrımı olması gerektiğine inanmayan insanlardan biriyim. Ama ne yazık ki var. Evet. Toplumumuzda da ve dünya çapında özellikle her alanda olduğu gibi mizah alanında da bir eril dil kullanılıyor. Evet. Bir erkek egemenlik söz konusu. Bunu aşmanın yolu nedir sizce? Bir kadın olarak, bir mizah ustası olarak ne önerirsiniz insanlara? Aslında yıllardır tartışılan bir konu bu Cem. Nedense hani işte kadından stand-upçı olmaz, işte kadından mizahçı olmaz diye bir ciddi şekilde ön yargı. Ön yargı da aslında gene o eril kafanın bir çeşit insanları toplumu şartlaması gibi görüyorum ben. Ama tarih boyunca bu böyle olmuş. Yani İtalya'da Commedia dell'arte orta çağa baktığımız zaman hani hep erkeğin elinde komedi. Ve mizah. Dünyada da hep böyle. Bizim ülkemizde de yani Osmanlı'ya baktığın zaman işte biraz önce de sohbetledik. Evet. Karagöz Hacivat var yani. İşte Kavuklu Pişekar var mesela. Sonra işte Nasreddin Hoca hikayeleri var. Keloğlan var ama kahramanlar Hep erkek. Yani dolayısıyla aslında bu tamamen o eril erkek egemen zihniyetin tabii dayatması bir şey. Mizah nasıl oluyor, nasıl besleniyor? Mizah aslında baskıdan besleniyor. Evet. Baskıdan doğuyor ama yani mizah kendini yarattığı zaman o baskıyı da tekrar üzerine okları almış oluyor. Şimdi aslında yüzyıllar boyu kadın erkeğin baskısında hep hayat sürmüş. O nedenle aslında yani kadının mizah yaratması en yani olası bir şey, yani olması en olağan gereken şey aslında. Evet, olması gereken bir şey ve yani ve bu da var aslında. Hı-hı. Ama ortaya çıkamıyorlar. Ne yazık ki ortaya çıkamıyor. Şimdi bir not almıştım ben, bak mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi bir toplumda şöyle bir ödül varmış. Mark Twain Amerika Birleşik Devletleri Mizah Ödülü ve 2013 yılında ilk kez bir kadına veriliyor. İlk kez bir kadına 2013 yılında bu mizah ödülü bir kadına veriliyor. Ve 80 küsur yaşında sanatçı, varyete sanatçısı, işte showwoman diyelim. Ve işte stand-up'ları var, talk show'ları var. Yok. Muazzam bir sanatçı Carol Burnett ve bu sanatçıya 2013 yılında ilk kez mizah dalında ödül veriliyor. Yani ne kadar acı aslında. Ne kadar acı aslında. Hani 2013 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yok muydu mizah üreten kadınlar? Ne yazık ki bu böyle yani.
İtalya'dan hani benim çok yakın bildiğim evet. Franca Rame eğer belki Dario Fo ile buluşmasaydı, yaşamları birleşmeseydi ve birlikte o komedileri, o mizahı üretmeselerdi, Franca Rame tek başına o yeteneğini, mizah yeteneğini nasıl parlatabilirdi? İmkansız. İmkansız, evet. Yani gene Dario Fo'nun gücüyle birlikte o güçlerini ve yeteneklerini birleştirerek Franca Rame İtalya'da yani o ülkenin en önde gelen mizah, kadın mizahçılarından birisi olarak tarihe geçiyor. Dolayısıyla elbette aslında bununla baş etmenin tek bir yolu var. Her şeyde olduğu gibi. Kadın mücadelesi. Doğru. Yani kadın hakları, hani şu anda kadınlar sokaklarda, biliyorsun, meydanlarda. Evet. Yani en basit işte İstanbul Sözleşmesi için mücadele evet. veriyorlar. Kadına şiddet için mücadele veriyor. Her şey buralardan geçiyor. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yani günün birinde toplumda kadın o toplumsal cinsiyet eşitliğini ulaştığı zaman ve fırsat eşitliğini yakaladığı zaman bir dolu kadın mizahçı görebileceğiz. Kadın elinin değmesi gerekiyor aslında. Hani bizim toplumumuzda da böyle bir söz vardır. Ben çok severim. Hayranlık duyduğumuzu belirtmek için yaparız, kullanırız bu cümleyi aslında. Kadın eli değmiş deriz. Evet. Gerek temizlik, işte gerek yemek, gerekse bir söyleşi, gerekse bir topluluk, ne olursa olsun o estetik duygusunu belirtmek açısından kadın eli değmiş deriz. Peki mizahımızda kadın eli değmiş diyebilmek için nasıl bir mizah anlayışının ortaya çıkması lazım? Ne olması lazım? Yani şimdi mesela örneklerimiz var. Nerede var? Çizerlerimiz var değil evet, mi? Yıllardır evet. Ramize Erer mesela benim ilk aklıma gelen. Ama yıllar boyu o karikatürleriyle, çizgi romanlarıyla, o işte Gırgır'dı, sonra işte Hıbır'dı, neydi evet. o dergiler, bir sürü. Şimdi Uykusuz var, Oğuz Aral'ın yaptığı çizgi, evet, çizerler var. Öyle bir akım var aslında. Bayağı yani onlarca sayabileceğimiz kadın mizahçı var, çizer var. Hı hı. Ve oralarda ara sıra göz atıyorum. Çok yaratıcı işler çiziyorlar, yazıyorlar. Tabii ki hep bakıyorsun toplumda kadının baskısından, erkek tarafından baskılanmasından yola çıkarak o mizahı, hı hı, üretiyorlar. Çünkü en şey, yakın algıladıkları tutulur, şey o. O yani oradan mizah, hı hı, türeyebilir ancak. Yani ben çok umutluyum aslında. Yeter ki o fırsat verilsin. Yani, hı hı, bizim alanımızda özellikle çok ihtiyaç var. Tiyatroda, sahne sanatlarında. Yani mizahı yaratacak, yazacak. Çünkü o zeka var kadınlarda. Kesinlikle var. Yeter ki o fırsat verilsin. Yani, hı hı, hep böyle gelir geçer şey nedir anlayış? Hani böyle sağda solda okuyorum bazen. İşte kadın erkek arasındaki o ilişkilerde kadın genellikle komik erkeklerden hoşlanır. Evet. Bak ben, sen çok şanslısın bu konuda. Herhalde çok talibim var. Yani erkek tarafından evet. Erkekler aslında komik oldukları zaman yakışıklı olmasından ziyade komik erkek daha cazip, evet, geliyor. Evet, öyle algılanıyor. Ama hiç komik kadın, yok, bir erkek tarafından böyle bir tercih edilmiyor. Tercih edilmiyor. Yani hatta kadın bir toplumda, diyelim ki bir kafede, barda, hı hı, neyse yani topluluk içinde biraz fazla kahkaha atsa ayıplanıyor ne yazık ki. Yani belki eşi, sevgilisi bile hani şöyle bir göz ucuyla, göz bakıp ucuyla bakabiliyor. Bir toparlan diyorlar. Hani yani bu kadar da kahkaha fazla gibi. Ya bu kadar ciddi şey var. Yani kadın, baskı var, ve erkek arasında ayrımcılık, evet, var. Dolayısıyla hani bütün bunları ortadan kaldırıp aslında mümkün olduğu kadar cinsiyet eşitliğini sağlayabilirsek bence
Oradan da kadın mizahçılar böyle fışkıracak diye düşünüyorum. Ben açıkçası tam da değinmek istediğim noktada sizi yakalamış oldum şimdi bu sohbetler içerisinde. Şu cümleye çok değinmek istiyordum ve fikrinizi almak istiyordum. Benim inandığım, aslında dünyanın da inandığı bir gerçeklik var. Kadınlar erkeklerden daha zeki yaratıklardır, daha zeki varlıklardır. Ve toplumsal yaşamımızı kadınlara borçluyuz aslında. Çünkü üretkenlik onların elinde. Evet. Bu her alanda böyle, sanatta böyle, hatta en doğal hakkımız olan yaşam hakkında bile böyle. Kadın üretir ve yaşama armağan eder. Dolayısıyla mizah alanında da kadının üretkenliğine çok ihtiyacımız var. Kadının zekiliğini görmeye çok ihtiyacımız var. Çünkü kim ne derse desin, erkek zihniyeti biraz daha kaba bir mizah yapıyor. Kadın zihniyeti daha estetiğe dayalı, daha tırnak içinde ince mizah yaparak güldürme öğesini vurguluyor. Dolayısıyla kadının bu noktada kendini göstermeye çok hakkı var. Çok ihtiyacımız var böyle bir şeye. Ama ne yazık ki genetik kodlar mı diyelim, yüzyıllardır getirdiğimiz miras mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama çok doğru olduğuna inanmadığım bir şey var. Kadın dediğiniz varlık çok gülmez, sizin de vurguladığınız gibi. Evet. Daha ağır başlı olur. Böyle olduğu zaman erkekler onu tercih eder. Ama erkek her türlü şaklabanlığı yapar. Evet. Ben de buna şunu öyle bir soru getirerek sizden fikrinizi alacağım. Kadın daha zeki olduğu için acaba kraliçeler gibi daha ağır başlı olmayı tercih edip soytarılığı erkeklere mi bırakmıştır diyeceğim size. Bu mudur tercih? Bundan dolayı mı böyle? Bence öyle bir şey değil. Yani bu şekilde ele almamak lazım aslında. Kadının zekasının da aslında genetik kodlama olduğu, işte neyle olduğunu bilmiyorum ama hani şunu çok iyi biliyorum. Kadın yani genetik olarak zaten baskılandığı için hani anne karnından başlayan süreçle aslında toplumsal her türlü sosyolojik işte cinsiyet anlamda her türlü baskılandığı için kadın bundan çeşitli şekillerde sıyırmanın yollarını, zekasını kullanarak bir şekilde hani çıkış yolları arıyor kendisine. Aslında öncelikle hayatta kalmaya çalışıyor. Tabii aslında bu böyle. Yani biraz hani o Bizans entrikaları yapılıyor. Hep kadında olan şeylerdir. Evet. Biliyorsunuz mesela bir ailede hani erkek böyle sabah gider akşam gider, klasik aile tipi diyelim. Bir şeyden de hiç haberi olmazdı. Hani anne bütün o evi çekip çeviren, idare eden, çocuklarla ilgili meselelerde hani biraz o beyaz yalanları söyleyen, babanın haberi olmadan iş çeviren falandır yani. Aslında evi ayakta tutandır bunlar sayesinde. Bütün bunlar aslında zekayla da kesinlikle, olan şeyler. Kesinlikle. Yani, dolayısıyla biraz da zorunluluktan o zeka başka alanlara kıvrılıyor. Başka alanlara kayıyor. Yani aslında bence sarayın kraliçesi olmak gibi bir tercihi yok, yok kadının. Yani bunu gene oraya konumlandıran erkekler. Hani hakikaten şöyle bir zihniyet var. Yani kadın evin işte kraliçesi olsun, evet, ya da bilmem şusu olsun ama hani o evin varlığı olsun. Evet, evin varlığı olsun. Evin varlığı olsun. Benim tapulu tırnak içinde malım olsun. Malım olsun. Dolayısıyla hani bu böyle olduğunda zaten kadının hani işin o eğlenceli kısmına katılması da çok mümkün olmuyor mümkün artık. Olmuyor. Enerjisi de kalmıyor aslında böyle bir durumda. Aynen öyle. Bütün hayatın sorumluluğunu zaten üstlendiği zaman, evet, hani işin diğer kısmına fırsatı kalmıyor. Gücü de kalmıyordur muhtemelen. Gücü de kalmıyor. Ruhen de buna katlanamıyor ama ben şuna çok inanıyorum. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Kadının nasıl kadın olması gerektiği konusunda bile kadın olmayanlar, evet, görüş beyan ediyorlar ve kadın böyle olmalı diyorlar. Biz de diyoruz ki siz önce, yani cinsiyetçi ayrımla konuşacaksak, erkek olmayı becerin o zaman ya da bir erkek olmanın nasıl olabileceğini bir kadına sorun. Evet. Dolayısıyla aslında kadına sorun derken doğal döngüsünü vurguluyoruz biz. Çünkü onu hayata hazırlayan da annesi, evet, doğal itibariyle. O yüzden de kadının bu zincirden çıkabilmesi için, bu kısır döngüyü dönebilmesi için ben mizahın
en büyük güç olduğuna inanıyorum. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Kesinlikle çok mizah büyük bir güç hakikaten. Her anlamda yani toplumun gelişimi için de çok önemli bir güç. Ciddi bir yani entelektüel silah diyelim ki. Evet, yani. Evet. Çünkü mizah aslında topluma toplumun hani toplum şuradaysa onun bir üstünden bakarak kuş bakışı bakıp toplumu en iyi inceleyen, irdeleyen, masaya yatıran bir sanat anlayışı. Evet. Ve politikaya da böyle bakıyor, siyasete de böyle bakıyor. Ülkeyi yönetenlere, yöneticilere, bürokratlara. Kesinlikle. Yani her tarafa şeyini, objektifini çeviriyor ve bu şekilde inceliyor ve oradan bir mizah çıkartıyor. Hı hı. Mizah nedir aslında? Hani eleştiren, abartarak eleştiren bir sanatın bir anlatım biçimi. Biçimidir. Hı hı. Dolayısıyla grotesk, abartılı anlatılan eleştiri aslında en değerli şey toplum için. Kesinlikle. Yani bir şeyi anlatmak için insanlara. En güzel yol eğlendirerek, kesinlikle, güldürerek eleştiriyi sunmaktır. Benim tek ustam Dario Fo. Bunu en iyi yapan çağdaş meddahlardan birisi. Dolayısıyla onun eserlerinde bunu çok işte tanıklık ettim, hı-hı, gördüm. Yani evet, çok sen pardon, bir şey diyecektin. Evet, bu konudaki deneyimlerinizi de soracağım. Aslında siz dünyada sayılı olan isimlerden biriyle çok uzunca bir müddet çalıştınız. Evet. Oyunlarını Türkçe'ye çevirdiniz, burada sahnelediniz. Yani dünya mizahı dediğimizde aslında Dario Fo ilk, tabii, aklımıza gelen isimlerden, evet, biri. Hatta belki de şu an için ilk. Evet. Dolayısıyla da onun ne derler, tezgahından geçmiş bir insansınız siz. Evet, yani, doğru. Usta-çırak ilişkisinde yaşamışsınızdır, modern anlamda da ondan beslenmişsinizdir. Dünyada mizahı nasıl yönlendirildiğini bilen bir insansınız. Ve ben bu noktada Türk mizahıyla İtalyan mizahını çok baz almadan aslında dünya çapındaki bir insanın mizah anlayışıyla Türk mizahını kıyaslamanızı isteyeceğim. Nedir bizim eksik yönlerimiz ya da artı yönlerimiz? Ben şu kadar söyleyeyim aslında, en temel şey nedir biliyor musun? Demokrasi. Demokrasi. Mizah demokrasi de aslında geçerliliğini sağlar, değil mi? Demokrasi olursa bir ülkede, hı hı, yani eleştirel sanatı yapabilirsin, mizahı üretebilirsin. Şimdi ben mesela 1986-87 yılında Deve Kuşu Kabare'de, hı hı, Yasaklar oyununda rol almış şanslı genç oyunculardan birisiydim o tarihte. Hı hı. Şimdi biz o zaman Yasaklar diye bir oyun Zeki Metin, evet, sahneye koyuyor. İnanılmaz yani, o yasak, bu yasak, şu yasak diye sahneden biz bunları anlatıyoruz. O zaman her ikisi de rahmetli oldu. Süleyman Demirel, Özal, evet, yani, evet, onlar gelip izlediler, kuliste resimler çekildi falan. Yani biz o zaman o tarihte Yasaklar üstüne bir mizah kabare yaparken ne kadar aslında özgürlük varmış ki bunun üstüne mizah üretebiliyormuşuz. Evet. Şimdi Dario Fo'nun en büyük şansı İtalya'da demokrasinin Avrupa'daki beşiği bir ülkede, hı hı, sanat üretti. Ki parantez içi, Dario Fo oradaki demokrasiye rağmen çok ciddi şekilde baskılar, engeller, yaşadı. Salonlar verilmemiştir. Tabii çok ciddi şeyler yaşadı İtalya'da. Hı hı. Yani şimdi Türkiye'de bunu karşılaştırmamıza imkan, ihtimal yok. Mizah yapamıyoruz. Yani hiçbir şekilde mizah türetemiyoruz şu anda. Mümkünatı yok. Evet. Çünkü beslenebileceğimiz kaynaklara biz eleştiri götüremiyoruz ki. Nasıl mizah yapalım? Yapalım. Dolayısıyla yapılan mizah şu anda hani gelir geçer sabun köpüğü, sıradan, iz bırakmayan ve toplumu belleğinde bir kıpırdanma, bir hareket ve bir değişime yol açmayacak sıradan, gündelik mizah anlayışı. Yani yapılanlar onlar. Bu da beni zaten hiç kesmiyor. Ne yazık ki. Böyle bir çünkü deneyimi. Çünkü benim için önemli olan mizah.
hakikaten o siyasi taşlamalardır, toplumsal taşlamalardır. Mizah buradan doğmuştur ve oradan beslenir. Yani kesinlikle. Bu olmadığı zaman mizah olmuyor zaten. Mizah olmuyor yani, sıradan bir şey oluyor benim için, sabun köpüğü. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum size. Ya muhalif mizah diye bir kavram var. Ama aslında şöyle, hani bu tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar hikayesi. Aslında muhalif mizah vardır. Mizah muhaliftir zaten. Mizah muhaliftir. Evet, yani muhaliftir. Az önce söyledim. Hı-hı. Mizah bir baskıdan doğar. Doğar ve beslenir. Ve beslenir. Yani dolayısıyla ister istemez muhaliftir. Hı-hı. Yani şimdi siz bir mizah üretiyorsunuz. Şuradaki herhangi yaşadığımız bir şeyle ilgili bir mizah üretsen, hı-hı, şimdi. Mutlaka sana batan, seni rahatsız eden ya da yani nasıl dikkatini çekerim de o durumu değiştiririm diye düşündüğüm bir şeydir üzerine yapacağın mizah. Hı hı. Yani öyle olması gerekiyor, evet, normalde. Gerekir. Aslında anarşisttir. Yani otoriteyi reddeder, evet, bir açıdan. Kesinlikle. Dolayısıyla da otoriteden kastımız şu tabii ki kendisini sınırlandırmak ve baskılamak isteyen her şeye karşıdır. Aynen. Ve toplumun da aynasıdır aynı zamanda. Dolayısıyla şunu soracağım. Cinsiyet mizah için gerekli bir şey midir? Yani kadın erkek ayrımı böyle bir şey olabilir mizah mi? Mizahta zaten olamaz. Yoktur. Mümkünatı, hı-hı, yok. Hı-hı. Yani cinsiyet diye bir şey söz konusu değil. Olmaz. Olmaması gerekiyor. Yani işte o olduğu zaman zaten tökezliyor. Tökezliyoruz. Evet. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Özellikle ülkemiz için biraz ele alalım isteyeceğim sizden. Türkiye'de son 15 yıldır diyebilirim buna. İnanılmaz bir tırnak içerisinde kaba mizah üretiliyor. Evet. Dolayısıyla da insanlar eskiden hani 20 yıl öncesinde iki kelimeyle, hakaret bile değil aslında, böyle hafif güldürümsü kelimelerle kullanarak bunları mizah oluşturabilirken şimdi belden aşağı sözlerle kendilerine komik olduklarını sanıp, komiklik yaptıklarını sanıp insanları güldürmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki toplumumuz da bunlara gülmeye başladı. Evet. Belki de rekabet edebilecekleri başka bir mizah anlayışı olmadığı için böyle ama bu noktada kadın devreye girmemeli mi sizce? Artık bu mizahı yukarıya taşımak için kadın, milli mücadelede bile kadın sayesinde kazanmışız. Her türlü alanda siz kadın olarak ortaya çıkmazsanız başarı elde edemiyoruz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla kendi haklarınızı savunurken bile siz varsınız. Erkekler bir şekilde yok. Mizahta da seviye yükseltmek için, toplumun aynası olabilmek için, demin dediğiniz gibi kuş bakışı bakarken ya ne yazık ki toplumumuz geriye gidiyor. Biz, evet, bunu hep görebiliyoruz. Biraz ilerletebilmek için kadının girişimciliğine ihtiyaç yok mu? Birazcık daha böyle itelemek gerekmez mi? Siz, evet, üzerinize düşeni hem sahnede fazlasıyla yapıyorsunuz, artık sahnede fazlasıyla yapıyorsunuz. Ve ne yazık ki sizlerden artık yok, gelmiyor. Evet. Bu konuda da aslında birazdan size eleştirilerimi ileteceğim. Ama kadınları harekete geçirmek için bu alanda ne yapmak lazım? Bir çağrı, bir toplumsal güdüye ihtiyacımız yok mudur? Aslında söylediğin çok çok kıymetli bence. Hı. Hani bunun için dediğin gibi bir belki çağrı, bir, hı hı, hareketlendirmek şart aslında. Hı hı. Örnekleri de var. İnsanlar deniyorlar. Yani kadınlar deniyorlar. Ben bir tanesini izlemiştim. Hı hı. Yani çok yetenekli, çok zekice yazmış metni. Hı hı. Bol küfürlüydü. Kadına yakışır. Ne yapsa yakışır kadın. Çok eleştiri aldı o küfürlerden, hmm, dolayı. Rekabet etmesi o kadar zor. Şimdi senin söylediğin gibi yani o kadar belaltı ki şu anda, evet, yani yapılan o mizah üzerinden. Artık. Evet, özellikle konuştuğumuz stand-up'lar. Kesinlikle. Herhalde. Yani o kadar belaltı ki ve insanlar bu küfürlere o kadar gülüyorlar ki. Yani benim oyunum Dario Fo'nun bir komedi oyunu. Kesinlikle. Yani eğer onun içine ben bir belaltı birkaç cümle koysam, hı hı, salon kırılacak. Kesinlikle. Gülmekten. Kesinlikle. Şimdi öyle bir şey koymadığın zaman çok basit onu söylemek, evet, yani. İki cümlenin arasında sen bunu söylersin yani. Hı hı. Ama onu söylemediğin zaman hani senin o metnindeki aslında o parantez içinde yazarın söylemek istediği şeyler ve onu çok gülünç bir şekilde aslında anlatıyor. Şey yapıyor hani kıkırdıyor falan ama hani bu böyle o bel altı küfür kadar yerlere serilmiyor. Yatmıyor. Çünkü yani, zekasını çalıştırması gerekiyor aslında. Çok korkunç bir bilgisizlik, bilinçsizlik içindeyiz toplum olarak. Yani bizim toplumu getirdikleri nokta bu. Nokta bu. Seviye
Bu. Yani bunun eğitimle de çok ilgisi yok. Çünkü şu anda konuştuğumuz kesimdeki üniversiteli ve üniversite mezunları yani. Evet, ya işi hani olanlar belli bir. Da evet, bu evet. Seviyede olabiliyor artık. Yani kesinlikle. Aslında biz kültürel seviyeden söz etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Kültürel seviye çok düştü. Evet. Çünkü insanların beslendiği kaynaklar sınırlandırıldı. Hı hı. Sunulan şeyler onlara kültürel anlamda işte bu böyle çok sınırlı şeyler. Evet. Onların bütün dünyası televizyon. Kesinlikle. Televizyonu ben açmayalı yıllar var. Ama hani eskazara bir baktığım zaman inanılmaz duygu sömürüsü yapılan bol ağlaklı diziler o kadar böyle yani insanları basit perişan eden diziler ki onlar. Yani şimdi buradan nasıl bir kültürel beslenme şey yapabilirsin, sağlayabilirsin? İmkansız. Yani o insanlara çıkıp şunu demek istiyorum. Buradan şu anda söylüyorum. Yahu o gözyaşları, o böyle şakır şakır ağlayan o oyuncular var ya, hepsi gözyaşı damlasıyla, Vix'le ağlıyorlar. Ama sen orada ona inanıp onun hikayesine ve dramına öyle kaptırıyorsun ki kendini. Yani neredeyse evde, öyle yaşıyorsun. Evet, evlerde bunu izleyip ne güzel ağladım ben dün gece diye. Evet. Halbuki bu böyle olmamalı. Yani. Güzel güldük demeli, ne güzel eğlendik demeliler. Ya evet, yani. Kesinlikle. Yani o nedenle kadının işi zor. Yani zor. Mizah yapmak, üretmek isteyen kadının işi son derece zor. Dolayısıyla hani gerçekten bunun için kafa yormak ve nereden çıkış yolu bulabiliriz'i evet. Düşünmek gerekiyor. Bu konuda size ufak bir eleştirim olacak ama ne olur bana hak vereceğinizi biliyorum ama mesela Darifon'un yetiştirdiği insanlardan bilirsiniz siz. Evet. Türkiye'de bir tane daha bu ekolde olan insan yok biliyoruz. Ama sizden sonra gelecek sizin de el verdiğiniz biri de yok. Neden? Neden yetiştirmediniz ya da neden yetiştirmiyorsunuz? Ben biliyorum ki evet tiyatro artık eskisi kadar kıymet bulmuyor. İnsanlar bir an evvel kendilerini ekrana taşımak istiyorlar. Evet. Tırnak içinde ünlü olmak kavramı sanat yapmak kavramından daha önemli oldu. Evet. Muhtemelen belki de bana diyeceksiniz ki Cem buna değecek biri yok. Ama ben sizden duymak istiyorum bunu. Evet, buna değecek biri yok diyemem. Çünkü bu çok büyük bir haksızlık. Muazzam yetenekli gençlerle çalıştım. Öğrencilerim oldu. Fakat el vermek meselesi çok zor Cem. Yani çok uzun yıllar birlikte iş üretmek lazım. Yani o olmuyor. Prodüksiyon biliyorsun. Anlamında hani birlikte olabiliyoruz. O proje için birlikte olabiliyoruz. Ve sonra da yollarımız ayrılıyor ne yazık ki. Hani el vermek çok uzun sebat etmesi gerekiyor kesinlikle. O insanların. Hani belki hiçbir şey beklemeden çünkü ona sen maddi bir şey sunamıyorsun yani. Evet. Maddi bir şey sunamadığında kendi yaşamını idame ettirecek başka yollar aramak zorunda kalıyor. O nedenle de olmuyor. Bir de az önce sen de biraz söyledin. Mesela ben 1998-2000 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iki yıl hocalık yaptım. Hı hı. Serdar Orçin mesela bir cevherdir. Benim öğrencilerimden birisiydi. Birisi de Zuhal Topal ama Zuhal mesela şu anda şov dünyasında. Evet. Olsun o da orada yürüdü. Bak iki yıl hocalık yaptığımda işte ben Dario Fo anlatıyorum, Commedia dell'arte anlatıyorum falan. Şimdi böyle yaz okul kapanacak bazı öğrenciler bakardım telefonunu verirler. Hocam işte dizilerde bir şey olursa yaşları daha 18-19. Ve sonunda ben öğrencilerime dedim ki çocuklar eğer hani bir an önce hani ünlü birisinden bir fırsat yaratıp dizi dünyasına adım atayım, bir an önce ünleneyim falan gibi kafanızda gibi bunlar bu hayaller varsa okulda eğitime ayıracağınız 4 yıla yazıktır. Yani o zaman bırakın eğitimi ve okulu. 18 yaşında hayata atılın. Onun da bir takım şartları var, kuralları var.
oradan deneyin yani, evet. Ya tutarsa. Ama yani eğer eğitim diyorsanız, eğitime önem veriyorsanız, o zaman bu hayalleri kurmayın lütfen. Ve orada biraz bir düş kırıklığı yaşadım ben. Evet. Ben çok iyi biliyorum ki, insanlarımız da çok iyi biliyor. Sizi takip edenler, etmeyenler de biliyorlardır. Çok fazla bedel ödediniz siz bu konuda. Ben evet. Çok ödediniz ve hani geldiğiniz noktayı nasıl derler, tırnak ucunuza kadar hak etmiş bir insansınız. Sağ ol. Estağfurullah, bu herkesin görüşü. Ama şöyle bir nokta söyleyeceğim. Sizin nesille beraber ve yeni nesil içerisinde komediyle beraber anabileceğiniz kaç sanatçı vardır, kimlerdir mesela? Kadın olarak ama sormak istiyorum. Şeyde Google'a giriyorsun. Bu bilgiler Google, var Google'da. O ne diyor? Evet. En iyi 10 komedi sanatçısı, kadın sanatçısı falan böyle sıralıyorlar. Herkes, hı-hı, kendisine göre bir sıralama yapıyor yani. Aslında mizah sanatçısı ayrı bence. Mesela sinemada komedyen olarak tanınmış, komedi dalında özellikle karakter, o filmlerde oynamış ve bir komedyen olarak bilinen sanatçılar var. Keza tiyatroda da öyle. Hı hı. Ama hani mizah sanatçılığı ayrı bir şey. Evet. Yani onu ayrı bir yere koyuyorum ben. Çünkü mizah sinemada bir komedi oyunculuğunun dışında kendi yaratıcılığını gerektiren bir şey yani. Doğru. Mizahı oyuncu kendi üretecek ve yaratacak yani. Onun için hani ona pek mizah diyemeyeceğim ama hani komedi anlamında işte Adile Hanım aklımıza ilk geliyor tabii. Ben Suna Pekuysal'ı çok severim, Suna Rahmetin. Ablayı. Adile Hanım dramlarda da oynamış. Evet. Yani aslında o komedi filmlerin içinde o kendi hikayesinden kaynaklı hüznü de var. Hep var baktığımız zaman o aile komedilerinde. Saygıyla anıyoruz. Ayşen rahmetli öyle. Döneminde o domates güzeli karakteriyle muazzamdı. Kesinlikle. Yani aklıma gelen hani bizim çocukluğumuz, Dunuz. Gençliğimizde. Ayşen tabii müthişti gerçekten. Şu an sayabileceğiniz biri var mıdır? Evet, yetenekli ve ilerliyor diyeceğiniz. Yani yazar anlamında da değil. Mi? Evet, gençlerden beraber çalıştıklarınız var biliyorum. Dizilerde mesela Gülse Hanım bir şeyler yazardı. Gülse yazar olarak. Evet, yazar evet, olarak mizah var. Mizah yazarıdır evet. Gülse ve yani yazarlığı gerçekten hani günümüzün en adı en birinci sırada yazılacak yazarlardan birisi mizah, hı-hı, sanatçısı olarak. Binnur. Ama dram oynuyor şu o sıralar. O da oynuyor. Ben mesela Binnur'u, mesela ben de öyleyim. Ve Binnur da biraz benim yolumdadır. Yani hiçbir zaman komedi oyunculuğu yapışsın istememişimdir. Binnur da öyle. Yani dramda da oynuyor Binnur. Komedide de oynuyor. Ama iyi bir komedi oyuncusu. Hasibe. Öyle. Öyle. Çok iyi yetiştirdi kendini. Siz yetiştirdiniz biraz da. Yanınızda büyüdü var. Gibi evet, oldu. Evet, Hasibe var. İşte el verdiniz. El verdiniz. O sizden beslendi. Yeteneği. Evet, beslendi. O doğru. Ben şunu söylemek isterim. Biz de dünya çapında anılması gereken, anılan belki de dünya starı anlamında bir mizah ustası olsun isteriz ama dünyada Türk bir mizah ustası ne yazık ki çok sayılmıyor. İsmi, evet, anılmıyor. Dünyada bir sürü insan var. Böyle ortak değer olarak mesela şunu diyebiliriz. Müzik evrenseldir. Spor evrenseldir. Onları sayabiliyoruz ama mizah anlamında evrensel olmasına rağmen bence mizah evrenseldir. Aynı zamanda tabii ki sosyolojik ve toplumsal olarak özellikler taşır. Ama insanın genelini güldüren insan vardır ama bizde yok. Yani diğer ülkelerde sayabiliyoruz ama bizde olmamasının sebebi nedir diyeceğim. Ne olur zeka demeyin. Biz ilerleyemiyoruz sanırım bu anlamda çok. Evet. İlerleyemiyoruz. Ya gereken önemi vermediğimiz için sanırım ondan. Yani ben de aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Belki mizaha gereken önemi vermiyoruz. Ve artık şu da var Cem, yani onu ayıramayız biz. Yani belki de hani toplum olarak içinde yaşadığımız kaos, bütün bu olumsuzluklar, hani aslında buradan mizahın coşması lazım. Kesinlikle. Ama bir karamsarlık belki mevcut ve insanlar artık
mizah üretecek şeyi yok. Yani enerjisi falan kalmadı gibi. Belki bu dönem ondan geçiyoruz, bilmiyorum. Ya da bu mesela bu korona günlerini geçtikten sonra hani bununla ilgili bir mizah patlayacak mı bilmiyorum yani. Umarım. Ama toplumda böyle bir zeka var hakikaten. Evet. Neden? Hani böyle starlar çıkmıyor ama halk. Halk öyle. Hakikaten yani işte Aziz Nesinler'in falan çıkmasın. Nesli evet, yani. Evet. Bir şey oluyor toplumda. O Twitter'a bir giriyorsun. Ya diyorsun ki bunları bu insanlar nasıl bu mizahı yarattılar? Evet. Bir çeşit düşünce var. Evet. Gülüyoruz. Cümlelerle karşılaşıyorum. Evet. Ve hayran kalıyorum. Aslında insanlar da bu zeka da var. Bu humor var. Ama bunlar... parlamıyor. Bir vücuda bürünmüyorlar evet. Ne yazık ki. Tembeliz muhtemelen o konuda biz de. Evet. Tembeliz. Ben şunu itiraf edeceğim sizin karşınızda. Yüzüne bakıp kalbinin temizliğini gördüğüm ve gülesim geldiği, ya tebessüm ettirdiğiniz çok aşikar. Ben başka insanlara böyle bakamıyorum. O yüzden muhtemelen izleyiciler de size böyle bakıyorlardır. Özellikle bu kötü zamanlar yaşadığımız bu süreçte Covid belasından dolayı bizi biraz güldürdüğünüz, tebessüm ettirdiğiniz için ciddi konularda bile biz çok teşekkür ederiz size. Ben ağzınıza sağlık demek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi ki sizinle zaman geçirebiliyoruz. İyi ki size yetişebilmiş insanlardan biriyiz. Herkes gibi belki kadir kıymet bilmiyor insanlar ama siz varken kadir kıymet bilinmesi gerekiyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ ol Cem. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Parantez içi hemen son cümle reklama girecek ama dönüp eski işlerimizden Sıdıka'yı izlesinler. Evet. Sıdıka Atilla Atalay tarafından bir erkek tarafından yazılmış ama yani kadınlar üzerine türetilmiş inanılmaz mizah dolu bir seridir. Dolayısıyla hani günümüzde halen çok geçerli. Kesinlikle. Bence arada dönüp Sıdıka izlesinler. O televizyondaki dramlar yerine. Gülsünler. Gülsünler ve hayata Sıdıka kafasıyla baksınlar eleştirel çok olarak. Çok doğru. Biz sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaptığımız kadın ve mizah konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Beni içeri kendi fingir diyor dışarıdan. Beni alma kızım. Hikaye işte insan inanıyor ya.